Merhabalar Ufuk Bey, nasılsınız? Merhabalar, çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ufuk Sağ Bey. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz mekanımıza, yerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de Bursa'nın Nilüfer ilçesindeyiz. Ve Nilüfer ilçesinde uzun yıllardır sektörde olan Ufuk Oto Özel Servis'in konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimizden Ufuk Bey bulunuyor. Aynı zamanda adını da taşıyor duyduğunuz gibi. Ufuk Bey, sizleri tanımakla başlayalım röportajımıza. Daha sonra da sektörü yine sizinle değerlendireceğiz. Biz baba yanında yetişen, eski nesilden bir şeyler öğrenmeye çalışan, çocukluğumu burada geçirdim. Bir işletmede devam ediyorum. Hı hı. Okul bölümlerimiz çok farklı. Elektrik elektronik mezunuyum ben, lise mezunuyum. Baba ile beraber, onun arkasında, onun desteğiyle birlikte bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tüm markalar genelinde. Evet. Servis hizmeti veriyoruz. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, babamız Orhan Suya Batmaz Orhan Suya bu arada. Batmaz. Evet. Uzun yıllardır sektörde. O nasıl girdi sektöre Ufuk Bey, biraz eğitmenlik bahsedersek? Hayatıyla başladı sisteme. Çıraklık eğitmenliğiyle, Türk-Alman usulleriyle başladılar. O zamandan bu yana aynı dükkanda, aynı işletmede hem okul eğitimiyle hem iş hayatıyla bir şekilde bir süreçleri atlayıp bugünlere kadar getirdi bizi de. Kendi de o şekilde devam ediyor hala. Evet. Ve her şeyle devam yani sistemimiz. Kurduğu yıllarda da yine eğitmendi değil mi aynı Tabii, zamanda? Tabii öğretmenlik yapıyordu. Burası hatta okuldu aynı zamanda yani. Hı-hı. Yukarıda sıraları olan, tebeşirli tahtaları olan bir okuldu burası. Eğitim veriliyordu. Ondan sonra yıllarla servise dönmeye başlandı. Şimdi de kendimiz genel servis olarak, özel servis olarak devam etmeye çalışıyoruz. Peki 91'den beri aynı yerde miyiz bu arada? Tabii 91'den beri 30 yılı devirdik bu sene işte. 30 Maşallah. Senelik bir çınar gibi bir şey oluyoruz yani Allah'ın izniyle. Evet, röportajdan önce de babayla yine sohbet etme şansımız oldu. Gerçekten evet. Çok tatlı. Bütün bilgi birikimini buradaki herkese aktaran biri Almanya'ya da gitti. Almanya'da da uzun bir yaşantısı oldu. Eğitim belgeleri, bütün sistemleri Almanya'dan gelme zaten. Bütün yetişmesi oradan başlıyor. Burada da Türkiye'de de aynı Türk-Alman çıraklık eğitimine devam ettiği için hiçbir aksama yaşamadan sistemine devam etti evet. Orada da. Siz de 7 yaşından beri yine onun yanındasınız. Evet. Siz de onun beslenme çantasıyla gelip gidiyorduk zamanında. Yavaş yavaş elimiz makine tutmazken, elimizi koparacakken bir şekilde öğrendik onun desteğiyle. Şimdi de yolumuza devam ediyoruz işte evet. Elimizden geldiğince. Biraz burayı tanıyalım Ufuk Bey. Neler yapılıyor burada? Bizim işletmemizde her türlü hizmet sağlığını yapmaya çalışıyoruz. Detaylı temizlik olsun, mekanik bakım onarım olsun, elektrik aksamları ile ilgili olsun. Hatta gençlere özel müzik sistemleriyle ilgili bir şeyler başarabilirsek yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ya bizim burası çözüm odaklı. Hani müşteri geldiğinde çayını kahvesini koyup rahatlıkla oturup arabasını güvenle teslim edebileceği bir nokta olmaya çalışıyoruz yani. Ve hani müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde bütün araçlarımızın aynı sağlık karneleri olduğu gibi önceden hı hı. Her aracımızın karnesi var. Arkamızda müşteri o aynen geliyor. Öyle. Müşterimiz unutsa da biz unutmuyoruz. Kayıtlar altında kalıyor. O şekilde bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz müşterilerimize. Evet, 15-20 yıllık müşterilerimiz var burada değerli var, izleyicilerimiz var. Gerçekten. Uzun yıllardır aynı noktayı tercih ediyoruz. Bunda da var bir şey demek ki. Tabii. Her markaya bakıyor musunuz bu arada? Ya Japon ağırlıklı, Kore grup ağırlıklı. Çoğu markaya da destek olmaya çalışıyoruz. Yani elimizden gelsin, hani başarabileceğimiz noktaya giriyoruz. Ama tabii ki de başaramadığımız noktada müşterimizin de vebaline girmeden, onu da kırmadan, onu da üzmeden sisteme devam etmek istiyoruz sadece. Evet. Tabii baba bu işe başladığında o zaman bu kadar teknoloji de yoktu. Yok Ufuk tabii Bey. Tabii kesinlikle. Şimdi neler gelişti burada? Neler yapıyoruz? Teknolojiye ne kadar ayak uyduruyoruz? Ya teknoloji elimizden geldiğince ayak uyduruyoruz sonuçta. Hani hizmet politikamızda kullandığımız ürünlerde, kullandığımız markalar üstünde yaptığımız şeylerde hep eklentiler oluyor. Şimdi daha çok zaten bilgisayar sistemine dönmeye başladık. Arabaya bakınca bir şey anlayamıyorsunuz artık. Evet. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarlar üstünden neyin nerede ne olduğunu, tespiti, süreleri, her şeyi o şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki de her geçen gün işte bir parçanın yeni modeli, bir aracın yeni eklentisi o şekilde süreç devam ediyor arka arkaya hep zaten. Evet. Bütün aksamlarıyla ilgileniyor musunuz Ufuk Bey? %80 araç aksamları. İç döşeme kısmı hani haricinde çoğu şeyine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ki olamadığımız noktada 30 senelik sistem bağında olduğumuz için sanayide herkesi tanıdığımızdan yönlendirmelerimizle, desteğimizle bir şekilde işlerini çözmeye çalışıyoruz müşterilerimiz. Evet, çözüm ortaklarımız da var diyorsunuz var, yani var. Bu evet, konuda. Var, var. Peki yol yardım hizmetlerimiz var mı? Bununla yol alakalı? Yardıma pek çıkmayı tavsiye etmiyoruz ama hani sıkıntımız olduğunda çünkü riskleri çok fazla. Allah göstermesin yolda yaşanabilecek olaylardan dolayı. Kurtarıcılarımızdan, eşimizden, dostumuzdan yönlendirmelerini sağlıyoruz. Dükkana gelmesini sağlıyoruz. Geldiğinde de ona göre bir uygulaması, neyse çözüm politikası ona göre yol
olmaya çalışıyoruz. Yani aradıklarında da onları yine yolda bırakmıyoruz. Onları Tabii ki de kesinlikle onunla alakalı yarı yolda bırakmak diye bir şey yok bizde söz konusu. Peki sizler tabii genç girişimci olarak yine bu bayrağı bir yerlere taşıyacaksınız. İnşallah, neler bekliyor inşallah. Sizleri Ufuk Bey? Valla 10 yıllık süreçte, 20 yıllık süreçte tabii ki de daha büyük gelişimde. 30 yılda nerelere gelindiyse şimdi 20 yıllıktan sonrasında da bir gelişim olması lazım. Hı hı. Hep onun için bir çaba halindeyiz. Ne ekleyebiliriz, ne yapabiliriz? İlla ki değişiklikler olacak ama hani bir şeyi öngörmek de yanlış olur ümit vermek açısından. Evet. Ama tabii ki de hani yaptığımız şeyi profesyonelleşmeye doğru ilerliyoruz her zaman içinde. Evet. Peki araç kullanıcılarına neler önermek istiyorsunuz? Vallahi sadece en önemli unsur bakımlarını aksatmasınlar. Kendi kontrollerini yapsınlar. Akıllarına takılan en ufak şeyde bizlere danışsınlar ki sistem sirkülasyonu şeyini bozmasınlar araçların ki hı hı. daha büyük meblağlı sıkıntılı şeyler yaşamasınlar hayatta. Evet. Her marka modele bakıyoruz dedik. Yine sizlere nasıl ulaşabilirler? Onu da paylaşalım son olarak Ufuk Bey. Bize internet adresimizden ulaşabilirler. ufukoto.com'dan ulaşabilirler. Hı hı. Diğer sabit hatlarımız var. 443-1109 olarak numaramız. Cep hatlarımız da var sistemde kayıtlı. O noktalardan ulaşım sağlayabilirler 7/24. Problemimiz evet. yok o açıdan. Peki aşağıda da yine geçecek zaten değerli izleyicilerimiz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı Ufuk Bey? Sağlıcakla kalsın. Çay kahve içmeye herkesi bekleriz inşallah. Evet. Değerli izleyicilerimiz Nilüfer dedik. Ufuk Oto Özel Servis'ten sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.